22. soru organik kimya ile ilgili sorulan bir soru. Bu sorunun ben sınavda geleceğini tahmin etmiyorum ama burada bir tane organik sorusu mevcut. Şimdi bu bileşikle ilgili hangisi yanlıştır demiş. Yupak sistemine göre adı 3 brom 1 klor butan şeklinde adlandırılır diyor. Bakıldığı zaman en uzun karbon zinciri 4 karbonlu. Klor normalde uca daha yakın olduğu için numarayı klor tarafından verirsen 1, 2, 3 ve 4 şeklinde belirtebilirsin. Bunu okurken önce dallanmış grupları karbon numarası ile okuyorum. 1 klor diyeceğim. Şey, 3. karbon da brom olduğu için alfabetik sırada brom önce okuyabilirsin. 3 brom 1 klor buten şeklinde adlandırılır. Yani A şıkkı doğrudur. Cis trans izomerliği göstermez diyor. Cis trans izomerliği gösterebilmesi için alken sınıfında olması lazım ki. Dolayısıyla alkanlarda ya da doymuşlarda böyle bir yapı söz konusu değildi. C şıkkı bir molekülde 13 tane sigma bağı vardır diyor. Buradaki bağları tek tek sayabilirsiniz. Evet, bağların tamamı tekli bağlardır. Sayıldığı zaman 13 tane görebilirsiniz. D 1 brom 3 klor 2 metil propan bileşiğiyle yapı izomeridir demiş. Arkadaşlar şimdi baktığınız zaman 1 brom demiş 3 klor. Yani brom ve klordan var. Propan dediğine göre 3 karbonlu bir alkandır. 2 metil dediği için 1 karbon da burada var. Yani bunun gene karbon sayısı 4 tane olup evet bromu ve klor olduğu için bunlar birbirinin yapı izomeridir. Doğru. Eğer bu ifadelerde zorluk çekseniz bile E şıkkına baktığınız zaman doymuş hidrokarbondur diyor. Evet bunu çokça belirtmiştim. Hidrokarbon dendiği zaman sadece karbon ve hidrojen taşıyan organik bileşiklerde burada klor ve brom olduğu için hidrokarbon sınıfında değildir. Dolayısıyla cevabınız E şıkkıdır diyorum.